Pıhtı dedin aklıma geldi. Bu pıhtı bende 30 yıldır var mesela. Nasıl yani? Aynen. Atamadım işte. Sen spor fitness falan diyordun. Yok demiyordum. Demiyor muydun? Ama yani demiyordum ama yani mesela bir bayağı Belli. spor yaparım işte. Evet yani onu işte belli zaten canım çünkü taş. Aynen benim mesela her yerim Aha. orijinal yani. Tamam. Ha. Bütün Bayağı her fiziksel yer. organlarım hepsi. Komple. Ama bağını öyle mi? Değil mi? Silikon var demek ki. Sadece Silikon. silikon olsa neyse kızın her Nasıl? yeri fake. Takma göt takıyor ya. Takma göt ne? Kendi götü yok mu? Niye takma göt takıyor? Bayağı bildiğin takma göt Takma göt takıyor. çok enteresan bir şey. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Takma göt ne? Sıçılıyor mu? Ya onu bilmiyorum ya. Takma götü boş ver mesela. O 90 cl'lik sütyen alıyor mesela. Güzel rakam 90 90C çok iyi olur. ya. İyi. Özellikle C. İyi. Alıyor yarısını çorapla dolduruyor. Aa 45C kaldım sana şimdi. Ha, yok öyle olmuyor aslında. 90 dedi bizim sırt var. Bir de kap ölçüsü var. Kap ölçüsü. C bölü 2 diyebiliriz. Yani C bölü 2'sini çorapla dolduruyor. Kap. Boş ver tamam boş ver. Yani. Ya şimdi çorap dedin aklıma bir anı geldi onu anlatayım sana. Şimdi geçen gün annemle biz bir güne gittik. Sabiha ablayla anne çok pis takıştılar. Ama böyle küfür kıyamet. Bundan sonra dedi size dedikodu falan yok dedi. Böyle bir şey olur mu yani? Bu dedikodu yasağı kondu ya. Böyle bir şey var mı Dedikodusuz ama yani? yaşanmaz yani. Ben dedikodu çok seviyorum. Mesela Banu'nun ben günde en az 5 kere dedikodusunu yapıyorum ki Aa, ikisini az süper. önce Çok yaptım iyi. Evet, zaten. o zaman 3 tane daha Yani var. 3 tane kaldı. Onu da Kaldı. bitiririm ben bu gece. Tamam. Düşünüyorum yani ki o da benimkini yapıyor. Biz Ha, okeyiz biliyoruz yani ve anladım, okeyiz. mantıklı. Rahatız biz yani. Güzel. Ben de mesela dedikodu çok seviyorum. Eski sevgilimle falan hep dedikodu yapıyordum yani. Eski sevgili Aynen. demek. Evet. Evet, ya biz de yaptık bir şeyler yani birileriyle falan. Nasıl şeyler? Oldu. Yani Sarp mesela nasıl kadınlardan hoşlanır? Ben evli kadınlardan. Efendim? Bu şimdi evli kadın derken yani tam aslında evli değil de diyelim hani düğündesin diyelim. Oraya da gitme. Düğünde de değilsin. Evlenmek istiyor bir kadın diyelim. Hayır, bununla hiçbir yerde ben anlatmak için. Evli değil ama kafasında var. İçinde var. Geçmiş evli. Anlatabiliyor muyum ben? Hiç Bence de anlatamıyorsun ya. ben de Hiç, hiç. anlatamadığımı Yani düşünüyorum. ben ne demek istediğimi bir anlatır mısın bana? Şimdi seninle ben açık konuşacağım aslında. Şöyle bir şey var. Benim çok sevdiğim canım annem bana şunu tembihlemişti yani. Açık ol, açık sözlü ol. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sana burada açık sözlü olacağım. Hatta ben eski sevgilimden de sırf bu yüzden ayrıldım yani. Hangi yüzden? Açık sözlü olmadığı için işte ondan ayrıldım. Sırf bu yüzden mi ayrıldın? Ya arada bir aldattı falan ama onlar yani halledilmeyecek şeyler değildi yani. Ha, iyiymiş. Şey, sordun mu peki neden aldatmış olabilir belki diye? Ya tam soracaktım. Tam soracağım. Eski o beni aldattı çocuğu gördüm. Vazgeçtim Hadi sormaktan. ya, o kadar iyi mi yani? Bayağı Aman aygır diyeyim. yani. Oh, hadi be. Çok iyi. Var mı numarası falan? İşin aslı şöyle yani biz burada 14 yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz. 14 yıl. Tabii 14 yıl. Dile kolay. 14 yıl. 14 yıl. 14 yıl yani baya çok baya iyi gidiyorduk anladın mı? Yani öpüşüyorduk falan evlenecektik yani. Resmen Sen evlenecektik her yani. öpüştüğünle evlenmeyi düşünüyor musun bu arada? Sen düşünmüyor musun? Öpüşmek abi yani öpüşmekte ne var? Öpüşmek dümdüz bir şey yani düşünmüyorum. Ya ben öpüşürüm. Öpüşürüm falan ben kulak falan yalıyorum. Tabii tabii öyle yalıyorum yani. Aa. Onları yapıyorum ama sevişmiyorum ben. Acaba eski sevgilin seni o yüzden aldatmış olabilir mi? Sadece soruyorum. Yok canım o birileriyle yatıyordu falan arada. O problem değildi bizde yani. Allah. Tabii. Ondan olmadı. Çocuk çok yakışıklıydı ya işte. O çocuk çok yakışıklıydı yani. Numarasını verirsin. Ama işte bir şakayı da insan değil mi? Belki de bir kere olsa Pardon. şakalar. Ama bana yapmazsın bunu ya. Ha? Bana bunu yap var mısın? Yapmazsın bana bunu yani. Ben o kötü bir insan mıyım ya? Yok değilsin. Değilim bence değilim yani. Çünkü artık biz son noktaya kadar gelmiştik ya. Evi düzmüştük ya. İstersen sana gösterebilirim ev falan. Hadi. Sen beni eve mi atacaksın? Yani şimdi... Ya yok ben hani o artık evlenirken yatak falan yapılıyor ya. Annesine yaptırmıştım gerçi. Anneleri seviyorum çünkü. Yani şey anlamında, saygı anlamında. Ama o yatağı falan gösterirdim yani o anlamda. Ha sen beni o yatağa atacaksın. O senin evdeki yatağa Ya öyle ya biliyorsun ben bir şey yapmıyorum.
evlenmeden öyle bir şey olmuyor da öpüşürdük falan belki yani öyle öpüşmek falan dedin ya o yüzden. Sen bana orospu mu dedin şimdi? Oha. Ben hiç öyle bir şey demedim. Bence bir kadın asla bunu böyle dememeli yani. Mesela benim annem de bir kadın ve asla orospu değil. Sen bana baya orospu dedin. Hayır, ben annem orospu değil dedim. Buradan nasıl sana annenin orospu dedin? Annenin de neredeyse orospu demek üzeresin gibi geliyor. Tamam Sarp ya. Değil. Bence sen de orospu değilsin de. Tamam. Acaba biraz abartıyor musun şu an konuyu? Ha ben abartıyorum ya. Ben mi abartıyorum? Gerçekten ben mi abartıyorum şu anda bunu? Çok bir de bağırıyorsun şu an. Ben mi abartıyorum gerçekten? Yok ben yanlış bir damara girdim. Evet, ben eski kafalıyım. Suçluyum ben. Bu şimdi bir keresinde annem benim. Annenin... Ne diyorsun ya? Hayır, annenin alakası... Annem... Neyse, ben o konuyu şimdi atlayayım, ona girmeyeyim. Ben sana asıl derdimi anlatayım mı? Ya lütfen artık ya, değil ya. Mi? Çünkü sündü falan. Evet. Şimdi benim asıl derdim şu. Ben sevişirim. Bravo. Aynen, bayağı sevişiyorum falan. Sevişirim ama eşimle sevişirim. Hmm. Anladın mı? Eşimle ben her gün sevişirim ya. Bana istediğini yapsın ya. Anlatabiliyor muyum? Nipple touch, hepsine varım yani. Ama evlenmemiz lazım bunun için. Kırbaçla huç, hepsini yaparım ama evlenmem lazım işte. Benim sıkıntım burada. Aynen. Peki ben mesela tut ki henüz evli değilim. Ha. O zaman ne oluyor? Ne oluyor o zaman? O zaman üf. Aynen, o zaman şunlar oluyor mesela. Bana tut ki, sana bu bir örnekle anlatayım bu durumu. Anlat. Bir tane sevgilim vardı benim. Çok terbiyesizce bir o şey yaptı bana. Şimdi dedi ki bana, evlenirim seninle dedi. Şimdi bana bir kere evlenirim dedim mi, ben artık durur musun? Kucağındayım. O kadar yani. Ben açılıyorum bana evlendin de bana of neler yaparım yani. Evlenirim dedi bana. Sonra ne yaptık? Biz 3 gün boyunca seviştik. 3 gün? Tabii seks. 3 gün. Durmadan ya. Neler yapıyoruz. Ama bir şey diyeceğim. Beni kullandı. Benden faydalandı ve beni yaraladı. Pardon, özür dilerim. Aynen. Anladım. Peki siz 3 gün boyunca durmadan mı seviştiniz? Durmadan diyebiliriz aynen. 3 gün. Böyle aktık. 24x3. 72 saat seviştik. Çok güzelmiş. Evet. Tamam, anladım. Saatte bir. Demek ki 72 tane. İyi yaşıyorsunuz hala. Sevindim. Sonra ne oldu peki? Bir tahmin et mesela. Sonra ne oldu? Öldünüz herhalde. Hayır. He. Ayrıldım. Neden? Benimle evlenmedi ya. Çok kötü, ayıp olmuş. Evet, tabii ki ayıp oldu. Beni evlenme vaadiyle kandırdı. Bayağı bir şey yapmışsın. Evet. Vaadiyle. Aynen. Kandırdı beni. Ay, ya şu an belki gülüyorum ama o zaman çok acı çektim Deniz. Evet. Ben çünkü evlilik adamıyım. Ama diyeceğim şu yani. Sen de mesela benden faydalanabilirsin Deniz. Tabii evet. Ama şöyle bir şey var lütfen. Evlenirim deme. Neden? Çünkü inanırım demiş. Anladım. Ona dikkat edeyim. Anladım. Sen bana orospu mu dedin az önce? Ben hiç... Bu konu nasıl buraya geldi şu anda? Çok saçma bir giriş yaptın. Sen de mi fark ettin? Yok, benden faydalanabilirsin. Sen orospusun dedin. Bence bunu bir daha bir düşünelim. Ben hiç öyle demedim. Yani ayrıca benden faydalanabilirsin dediysen orospu ben oluyorum burada. Hala demeye devam. Sen bana orospu dedin. Tamam Sarp. Yok, ben orospu demedim. Aksine ben hiç... Tamam, lütfen. Orospu değil ki. Hala demeye devam et. Deme artık istersen orospu. Demiyorum ki ben. Değilsin bence. Tamam Sarp. Deniz, bence orospu değilsin. Tamam. Biraz abartmıyor musun? Ha ben abartıyorum yani. Ben mi abartıyorum yani? Soralım diyeceğim de burada da kimse yok. Ben mi abartıyorum yani? Öyle dikkat et yani, arkadaşlarını seçerken dikkatli ol. Arkadaş ne yani? Yani iyi arkadaş iyi yola sürükler, kötü arkadaş aman ha kötü yola düşürür. Aman diyeyim bak ne olursun. Ya kötü yola düşürür dedin, aklıma Banu geldi ya. Yani hangi Banu? Şu takma göt var ya, takma göt Banu geldi aklıma. Ne yapıyor, iyi mi Banu? Ne bileyim, iyi mi? Geçen gün Banu'yu gördüm ya. Sen nasıl Banu'yu tanıyamazsın ki? Görmedin daha önce. Banu'dan tanımadım, götünden tanıdım. Şimdi
Geçen şeydeyim, yürüyorum İstiklal'de böyle. Hüzünlüyüm biraz. Neden? Teoman dinliyorum. Şimdi şarkısını hatırlayamadım. Neyse dinliyorum Teoman'ı. Baktım önde bir göz. Otosansür. Götü gördü. Dedim ki... Aa, herhalde takma göt dedim. Böyle bir göt olmaz. Herhalde takma göt dedim. Çünkü böyle bir şey olamaz. Üf! Böyle bir şey olamaz yani. Şimdi göt dediğin, hani mesela sen mesela hani göt. Ama şimdi nasıl bir şey? Gösterme artık ama ayıp olma yani. Evet, göstermiyorum. Şey. Baktım, etkilendim. Bir etkilendim. Hemen biz, ben şimdi göt görünce şey yaparım. Severim, sevdiğim bir hareket var benim. Ay şunu, sarp bir... ya, insanlar bakıyor. Ayıp ama ya, öyle göt göt yapıyor. Böyle göt göt yapılır ama ayıp. Tamam, göt değil. Böyle yaptım. Bir baktım böyle, bir çığlık geldi. Dedim göt mü bağırıyor? Çünkü canlı herhalde dedim, öyle bir göt olduğu için. Kız döndü, çığlık atıyor. Zaten göt takma değilmiş, kız da bağını değilmiş. Çok iyi hikaye değil mi ya? Sarp, vallahi başını belaya sokacaksın. Aman yok diyeyim, ya, başımı ben en son belaya sokarım. Bağın ne yapıyor? Aman bilmiyorum ne yapıyor ya, biz evleri ayırdık onunla. Göt kimde kaldı? Efendim? Kötü olmuş ya. Niye ayrıldınız ki? Ay neymiş efendim, ben ona böyle annesi gibi davranıyormuşum da babasına şikayet ediyormuşum da falan filan bir sürü şey saydı. Hiç dinlemedim bile yani o sırada. Lame. Niye öyle bir şey yapasın ya? Kaç yaşında kız yani, sen öyle bir şey yapar mısın? Hayır canım, ne yapayım yani, o şikayet ediyorum dediği şey de şey işte bu şimdi geç geliyordu eve falan. Ben de babasını aradım, bu ne ya, ben senin kızına uğraşamam artık, ben mi bakacağım bu kıza falan filan diye babasına şikayet ediyordum. Çünkü ama haksız mıyım Sarp, yani iti var, uğursuzu var, aman zaman çok kötü ya. Az önce de dediğin gibi yani kollamak lazım. Çok kötü bir zaman. Bir gün geliyor Ahmet de geliyor, Ahmet diye biriyle. Bir gün geliyor Mehmet. Bir gün Ahmet, Mehmet, Banu. Bir üçleme, anlamadım ne yaptıklarını. Bir gün Ahmet'le Mehmet geliyor, geldiler. Aa, Banu yok. Ben kaldım çocuklarla baş başa. Aydın ver şimdi, ne yapsam bu çocuklarla acaba? Birbirimizi öyle bir eğledik. Bir şeyler artık, hatırlamıyorum da. Böyle şeyler yani, ben çekemem böyle şeyleri canım bu yaştan sonra. En fazla kaç kişi eğledin? İşte öyle garip şeyler oldu, ayırdık evleri. Bu aslında sonuncuyu anlatmadan önce Ahmet'le Mehmet'in beraber geldi, yalnız geldi yani eve... Anlamında yalnız gel, hani sen eylediğin gün var ya, bu aslında yalnız geldikleri anı olmasa gayet doğal bir anı yani. Ceviz kırma falan, ben çünkü aynı anda 2-3 ceviz kırmışlığım var yani. İyi. İyi mi? Çok iyi, iyi yapmışsın. Ceviz çok faydalı çünkü ye, böyle beyin şeklinde ya, beyne falan çok faydalı. Aman diyeyim, sağlığına dikkat et, ceviz ye. Kırıyorum cevizi, önce sonra yiyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler, beraber de yerdik belki. Yalnız yemeği tercih ediyorum ben. Tabii meşrebine göre. Değişir. Ahmet'le Mehmet'i çağırırız. Ha, tamam olur. Hatta sen yersin, ben izlerim. Tamam. Bir de az önce dedim ya... İstersen işte, önce geyir sonra konu. 3 Yok, iyiyim şimdi, hızlı yedim. 2 tane, 3 tane arkadaşım geliyor işte, ceviz kırıyoruz falan filan dedin. Artık bilmiyorum neler dönüyorlardı ama... O evine arkadaşların giriyor çıkıyor işte, şeyleri, evini falan temizle. Ben onu şey yapıyorum, hallediyorum. Bize bir tane abla geliyor. Ondan sonra abla geliyor şey... Ben temizliyor zaten. O 2 ayda bir falan geliyor yani, uğruyor. Uğrak yeridir bizime. Ev resimleri falan 2 ayda bir mi değiştiriyorsun sen? Ha. Ya o bazen şey oluyor mesela, kızlar geliyor. Benim attığım manitalar yok mu? Manitu. Onlar geliyor, bakıyorlar. Aa, çarşafta bir şey var. Üyü, bu nedir falan diyorlar. Hemen çarşafı değiştiriyor kızlar. Resmen sana bakıyorlar. Yok yok, ben yanlış görmüşüm. Ne demek yanlış görmüşüm ya? Benim masamdaki insanına sen nasıl bakarsın ya? Ya. Sana bakıyorlar, ya sana bakıyorlar. Tamam, sakin olur musun lütfen? Tamam, biraz sakin olalım, tamam mı? Ama ben bunların ağzını burnunu kıracağım. Hayır, bak. Çünkü hayır, bu zorla bu yapılmaz ki yani. Tamam, yanlış görmüşüm ya, yok bakmıyorlar. Neyi yanlış görmüşsün abi? Ay lütfen, dur, bir otur lütfen. Ne bir demek otur? Bir oturur musun lütfen, ama ne dedik Sarp ya? Ben kavga falan istemiyorum dedim. Tamam, bakmış çocuklar, bir şey yok bunda. Deniz, kavga dediğin çift taraflı olur. Sen biraz da tek taraflı bir sanat izleyeceksin. Bak şunu görüyor musun şunu? Hı. İzle. Lütfen. İzle şimdi. Ay, sen... Ağzını durdur. Ama ne koku? Aa.
Anasını siktim hepsini. Çok iyi geçti. O piç kendi yazdı. Ama çok keşke de piç demeseydin. Keşke demeseydin. Çok az bozuk bir cümle oldu o. Neyse. Yani biz bu şeye yeni mi başladık sanıyorsun ha? Ha? Yani biz bu işte yeni miyiz ha? Söyle Mustafa. Yeni miyiz bu işte? Ben yeniyim abi. Yeniyim. Ay, çok... Yani senin ilk gününü ben kutluyorum. Neyse çocuklar. Şimdi bir daha karşıma böyle şeylerle gelmeyin, tamam mı? Yok tabii, evet. Ha, tamam. Sakın gelmeyin. Bakın biz size bolca özgürlükler tanıyoruz. Yani kırlarda koşun, oynayın, çay kahve için, flörtleşin. Böyle yani şive de karşı değiliz. Yani Karadeniz şivesi olur, Doğu şivesi olur, Ege şivesi olur. Geriverdim, gidiverdim, seviverdim deyin, öpüşmeye ne gerek var değil mi? Bir daha böyle şeylerle karşıma gelmeyin. Hadi gidin. Hadi. Gidelim o zaman. Hadi siktire gidin lan. Hop siz değil. Siz. Biz mi? Biz. Gidiyoruz. Şuradan siktir. Rakı içen adam kalitelidir bir kere. Beyaz peynire alışmıştır. Kaşarla işi olmaz. Göt gibi oldu. Göt deyince de aklıma pahalı. Bir ara bağladım, götünü alayım takmama. Ne gerek var ya? Sağ ol. Göt dedim, aklıma geldi. Ya göt. Göt. Kalkmayalım, bir yere gitmeyelim. Yok ya, nereye gideceğiz? Denize mi girsek ya? Ben denize giriyorum ya. Ha? Denize girelim mi? Ha? Hayır, yok o anlamda söylemedim. Bu şakayı çok yapıyorlar. Ha vallahi. Denize girek mi? Çok, ayak ayak. O zaman soyun. Mesela geçen bir kitapta okudum ben bunu. Ya siktir alak- kitabı, boş ver şimdi kitabı. Ha etme, etme çünkü çok güzel bir şey söylüyordu. Tamam. Ya. O kadar güzel anlatıyor ki. Muhteşem bir cümle var tamam, orada. Söyle. Harika bir cümle var. Tamam söyle. Yani bütün o derdimi benim açıklayabilecek bir cümle yani. Anladım. Nasıl bulduysa gerçekten. Hadi söyle cümleyi. Evet, şöyle bir şey diyor. Kadın olmadan erkek, erkek olmadan da kadın olmaz. Wow, müthiş, müthiş bir laf. Aynen, inanılmaz değil mi ya? Yani tek kelimeyle gerçekten mükemmel bir şey ya. Evet, bu işte aslında kadınla erkek arasındaki bağ yok mu? Bu diğer canlılarda da var bu bağdan ya. Sik can bağını da canlıları da sarp artık, sadede gel ama. Sikmeyelim bağ ama çünkü önemli bir yere geliyor bu. Bak bir tane normal insan teyze, tüp kuğulu mu var, ne var, tüp taşıyor. 80'lere mi geldik? Dur insan. Zaman makinesi bulduk herhalde. Yardım edelim ona, bize bir iki yardım edelim. Tamam, senin torunun falan yok mu ya, yazık günah. Biz nasıl bir dönemde yaşıyoruz ya? Teyze! Teyze dur. Dur biz senin sana yardım edelim. Senin torun falan yok mu ya, sen yazık günah edersin. Tek başına taşıyor ya. Dur, niye yardım edin? Canım benim, canım benim. Ben anladım, sikim teyze! Ya ne yaptın ya? Kurt öldürdüm işte, neyini ne yaptın ya? Ya kaç yaşında kadına niye tüple vuruyorsun Sarp? Tamam sakin olalım şimdi Sarp. Beni izle tamam mı? Beni dinle. Dileklerimi yap bu sefer. Ya şunların zaten hani ölü olmasını... Hayır ya ama tamam da bak... Yani böyle bir derdim var. Zaten baştan buraya gelmemiş senin hatan bunu. Ben sikir ne yapıyorsun? Ya gidin lütfen zombi. Gidin. Lütfen zombi gidin. Zombi bu! Aç. Tamam, açma. Vakit yok şimdi daha. Yapma. Gider şimdi biraz. Aç. Şey yapın, normalmiş yok, gibi yap. Beyefendi açar mısınız? Gitmiyor. Bir şey dedi. Açar mısınız? Böyle yapıyor, böyle. Cam aç. Türk müsün? Bağırma, duyuyor adam. Cam aç ya. Sarp aç, bir şey diyecek adam demek ki ya. Bari bunu dinle. Bu yetmez. Biraz daha aç. Korktum. Açsana. Sarp gözleri falan aç normal ya. Aç. Normal misin? Evet. Ne? Türk, biliyor musun Türkçe? Bağırmasana, duyuyor ha, adam ya. Duyuyor. Türksünüz Türk galiba. Türk müsün abi sen? Ne konuşuyorsunuz ya? Normal Sarp, normal. Türkçe. Ne zombisinden bahsediyorsunuz? Her yer zombi dolu ama. Seni kimse yemedi mi abi? Hidayet sonra kaçırma. Geri gelmez. Dünyanı yaşayan kızları yüzdün. Geri gelmez.